Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Maide suresindeyiz. Surenin 32. ayetindeyiz. Estaizu billah. Min ecli zâlike ketebnâ alâ benî İsrail ennehu men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı fekeennemâ katelen جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Maide suresi 5. ayet. Mealleri okuyorduk. Baştan ona bir şey sorabilir miyim? Çok farklı şu imalar. Mesela bir kişiyi demiş bir tanesi. Diğerlerinde bir nefsi öldüren. Böyle açar mısınız? Yani burada bir kişiyi bir kişiye karşılıyor. Bu tarafta bir nefsi nefse karşılıyor gibi. Yani kelimenin kendisi de geçmiş Türkçe'ye. Men katale nefsen, kim bir nefsi öldürürse. İstersen kelimenin kendisini kullanıyor mealde, isterse Türkçe karşılığını can olarak yahut kişi olarak. Çünkü bu kelime Türkçe'de bu anlamlara geliyor. Hocam nefis kelimesi yanlış olarak kullanılıyor ya Türkçe'de. Herhalde arkadaş bunu soruyor. Nefis deyince biz bir başka bir şeyden bahsediyoruz. Öldürülmesi gereken. Öldürülmesi gereken kötü bir şey. Yani Kur'an'daki nefis kelimesi o anlama gelmiyor herhalde. Değil mi? Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Herhalde arkadaşım soruyor. En azından öldürülmesi gereken bir şey anlamına gelmiyor. Yoksa kötü arzuları olan, kişiyi kötü arzulara sevk etmede emredici, yön verici. Mesela bir önceki ayette okuduk. 2-3 ayet önce. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِي. Nefsi kendisini, kardeşini katletmek hususunda gönüllü hale getirdi ifadesi vardı. Dolayısıyla kişinin bir nefsi ve kendisiyle irtibatlı olduğu orayla, yani kişiyi oluşturan unsur gibi gözüküyor. Artık bu ruh dediğimiz faktörün berisinde midir, ötesinde midir, içinde midir, arkasında mıdır, çok bilmediğimiz bir şey bu. Ama nefis kavramı bu anlamda Kur'an'da var. Fakat öldürülmesi gereken, terbiye edilmesi gereken, efendime söyleyeyim, bir sülük içerisinde, ne bileyim, zikir eşliğinde bir yolda riyazatlarla birlikte falan, böyle bir süreç, bırakın Kur'an'da olmayı, İslam'da yok. Yani Allah'ın Resulü'nün de kullandığı böyle bir tabir yok. Yani ve böyle riyazatlarla falan yaptığı da böyle bir şey yok. Dolayısıyla böyle bir anlama kaçmasın diye belki bazıları nefsi kullanmaktan imtina etmiş olabilir. Nitekim biz de bu anlama gelebildiği yerde kaçındık. Yani kim bir nefsi öldürürse dediğinizde, nefs ve öldürme kelimeleri deyince bazılarının yanında bu ikisini kullandıktan sonra o illaki başka bir şey anlayacaktır. Çünkü Sufi ekol bunu ve bu iki kavramı o kadar kendisine mal etmiş ve yoğun bir şekilde o anlamda kullanmış ki Kur'an'da hep sanki her görüldüğü yerde nefsten denince buraya mana kaçacak korkusu oluşmuş olabilir. O yüzden nefis kelimesini kullanmaktan imtina etmiş olabilir. Dolayısıyla nefs, biz daha önce baktık bu kelimeye. Kişi, can, ennen nefse bin nefsi, cana karşılık, can ayetindeki gibi. Kişinin zatı için. He? Bilmiyorum, şu anda hatırlamadığım için, bildiğim varsa ayeti ki. وَيُحْذَٰلِكَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ. Evet, Allah sizi kendisinden sakındırıyor.
Dolayısıyla da zat-ı ilahi için demin düşündüğünüz anlamlarda bir nefs zaten düşünülemeyeceği için. Dolayısıyla nefs denince illa bu tür bir anlama çekilir korkusu yaşandığından belki o yüzden kimi kişi demiş, kimi can demiş. Biz de bir zamir çoğunlukla kullandığında, evet. İstisnalar dışında zamir olarak. Zamir olarak. İşte ama sufilerinki gibi olmasa da birebir veya en azından öldürülüp yok edilmesi, sürüklenmesi, riyazetle bilmem ne yapılması gereken bir şey olmasa da bir yönüyle onlarınkine benzeyen kullanımlar var. Hazreti Yusuf'un innen nefsele emmâratun bissû. Yani kişinin kendisi ne dair dediği o kendisi biraz hariçte kalıyor emredici olduğuna göre. Nefis kötülüğü emredicidir diyor. Dolayısıyla da kişi içerisinde bir unsura dönüşü veriyor. Kişiye telkinde bulunabilen. Kabil örneğinde de gördük. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ. Bu biraz böyle psikologların id dedikleri belki arzu merkezi, kişiye sürekli doyumsuz istekler sunan, haset vesaire benzer duygularla kişiyi parazit hisler ile olumsuz yönlere sevk etmeye çalışan, bu anlamda bir anlamı yok mu derseniz bu yoktur diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de yok. Ha. Onun karşısında heva var. He. Hevası var yani. Hevası da işte kişi, nefs dediğimiz şey kişiyi, nefs kendi hevası yönünde kişiye taleplerde bulunuyor. Arzuları manasına gelen bir kelime o. Dolayısıyla kişinin nefis dediğimiz şeyin kendisi arzu değil. Ama arzu üreten bir şey olabilir kişi içerisinde. Ha, onun elbette ki bu kötü taleplerin yerine getirilmemesi gerekir. Elbette ki bunların sınırlandırılması ama bunun keyfiyeti, burada takip edilecek yöntem Yüce Yaratıcı'nın bize vahiy ile öğrettiği, elçisiyle örneklediği bir sınır içerisinde kalmalı. Vahiy ile Yüce Yaradan'ın öğretmediği, Resul'ün bu vahiy yaşamında örneklemediği bir yeni anlayış, hele hele sistematik hale gelmişse, böyle bireye özgü değil de böyle sistemleşmişse, bu artık bir yozlaşmadan, içinde yığınla bid'atı içeren yoz bir yaklaşımdan ibaret hale gelir. Nitekim çoğu bu anlamda bugün için böyle bir görüntü veriyor. En azından benim nazarımda öyle. Geldik şimdi tekrardan ayete. Başka bir mülahaza yok ise mealleri okuyorduk. Suat Hoca'nın mealine geçtik. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu bildirdik. Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Yani bu artık ifadeyi Türkçe'ye taşımaktan ziyade anlam, kendince yeni bir anlam, kendi anladığını ifade etme. Yani katil olmak diye bir şey yok mesela ayette. En azından ayetteki anlam katil olan kimse üzerinden söylenmemiş. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, aynı şey burada da var, yukarıda konuştuğumuz, tekrar etmeyeceğim. Sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. En azından yukarıdaki bunu ilkinde yapıp ikincisinde bari dengeyi sağlayayım diye ikincisinde ihya etmiş olur demişti. Gördüğünüz gibi onun biraz tereddütle yaptığını bir sonraki mealci daha cesaretli bir şekilde yapabilmiş. Resullerimiz onlara açık ayetler ve deliller getirmişlerdir. Buradaki lakad ve benzeri ifadelerle gelen vurgu ve kesinlik zayıflamış. Yani yukarıda ilave katkılar yapıp anlamı besleyen mealci, burada ayette hali hazırda var olan nardan sarf-ı nazar edebiliyor. Bu da bir çelişkili bir durum yani. Madem okuyucuyu düşünüyorsun, olmadığı yerde bile bazen tekit edecek, vurgulayacak, kendinden ifade ederek diyebiliyorsun dolgu malzemesi. Ayette hali hazır varken, وَلَقَدْ mesela,
vav var, lam var, kad var. Hiçbirini mealine taşımıyor. Vav'u da taşımayınca bakınız bu ifade, Resullerimiz onlara açık ayetler ve deliller getirmişlerdir ifadesi boşlukta duruyor. Önüyle arkasıyla da bir şeyi yok yani. Ne var ki onların çoğu bütün bunlardan sonra hala yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler. Fesat ve cinayet kavramları da ayrıca ayette açık değil. İsraf için aşırı gitme manası verilmiş. Yusuf Ali mealine gelelim. On that account, bu sebeple veya dolayısıyla bu yüzden we ordained for the children of Israel, biz İsrail oğullarına veya çocuklarına. Şimdi geçen derste de biz buraya sons dedik. Kırık mealde arkadaşlardan biri ya oğullar oluyor. Sanki kızlarına Allah cinayet sorumluluğu ve haramlığını bildirmemiş gibi olmuyor mu deyince ben de çıldırına çevirdim onu. Sonra yolda giderken Arapçada çıldırın yok mu ki Allah kullanmadı? Var Arapçada çıldırın. Yani evlat dediğimiz içine kızları da erkekleri de alan. Estaizu billah miras ayetlerinde gördük. Yusikumullahu fi evladikum. Allah size evladınız hususunda liddekari mithu haddil unfeyeyn. Erkeğe iki dişinin payı kadarını vasiyet ediyor. Dolayısıyla evlat hem kızlar hem erkekler içinde varmış. Allah burada evladu İsrail diyebilirdi pekala. Ama tam da oğul anlamına gelen ve erkeği özellikle ifade eden bir kelimeyi kullanmış. Beni İsrail, İsrail oğulları. Ha buradan o nesli, zümreyi anlayacaksak buradan anlayalım. Ama bunu değiştirmeye kalkmak, yani buraya oğullar yerine bu kez evlat gibi bir kelimeyi koymak. İşte çıldırın mesela burada böyle. Sans demeye cesaret etmemiş. Ve o çocuklar demiş. Böylece sadece eril kullanılıyor burada. Hayırdır? Kadınları niye kastetmiyor mu? Gibi bir istifhama yol açmaktan imtina etmişe benzer. Hocam bu dille alakalı bir şey var mı? Mesela Arapçada Beni İsrail'den dilinde hem kadınlar hem erkekler anlaşılıyor olabilir ama İngilizce'de böyle bir şimdi bu dediğinizde haklısınız. Yani Arapçada Adem'in çocukları da Beni Adem şeklinde söyleniyor. Fakat soruyu tekrarlarsanız niye nesil Arapçada Yüce Beyan'ın dil olarak seçtiği ve değiştirebilirdi, değiştirmeyip kullandığı, niye oğullar üzerinden o nesil ifade edilmiş? Yani kızları da içine alıyor ama sonuçta oğullar üzerinden ifade edildiği gerçeği de ortada duruyor. Ötekiler onun içerisinde zikredilmiş. Şimdi bu eğer bunun bir anlamı varsa dille gelsin, Kur'an onu kullansın ayrıca. Bunu bu açıklamasıyla birlikte taşımak da bir yöntemdir. Yani buraya İsrail sans dersiniz. Orada açıklamada bulunursunuz ki bu bütün İsrail oğullarını kastediyor. İsrail oğulları de. Hani ben bilmiyorum İsrail sans deyince bir İngilizce'de bu illa oğullara mı münhasıran anlaşılır. Hayır, dolayısıyla da dolayısıyla da mealci korktu. Bizde Ruslarda bile var. Onunla, oğulla bitenlerin sonu hep bilmem ne oğlu. Karısına da erkeğine de o nesilden gelmeleri dolayısıyla oğlu manası veriliyor. Mesela işte İslamoğlu, ne bileyim, Karamanoğlu, Germiyanoğlu deyince sadece Germiyan'ın oğlunu mu kastediyoruz? Beylik içinde hanımlar da var, beyler de var, hepsi var. Dolayısıyla orada bir sıkıntı olmuyor. Kalkıp Karaman çocukları demiyoruz veya Germiyan çocukları demiyoruz. Benzeri bir durum ayette olunca endişeye kapılıp demin bahsettiğim o savunmacı ve ürkek yaklaşımla Türkçe'de var mıydı çocukları? Yoktu. Meallerde çıkmadı değil mi? İsrail oğulları var. Sıkıntı olmuş. Evet. Yani o kadar İngilizceye de hakim değilim. Belki çıldırın yani İngilizce'de belki sans demek hiç olmayan bir şeydir belki. O yüzden çıldırın demiş olabilir. Bu sorun var mı hocam? İsrail boy. İsrail boy.
Ama oğul anlamında sen bildiğin kadarıyla. Boy erkek çocuk demek yani. Bu da bir yaşa kadar. He? Bir yaşa kadar belki boy. Tabii olmaz. We ordained for the children of Israel, İsrail çocuklarına emrettik that if anyone slew a person, eğer bir kimse bir kimseyi katlederse, unless it be for murder, cinayet için olmak durumu hariç, or for spreading mischief in the land, yahut yerde, yeryüzünde fesat çıkarmak için olan durum hariç, sebepsiz katlederse, it would be as if he slew the all people. O zaman bu sanki bütün insanları katletmiş gibidir. And if anyone, eğer bir kimse saved a life, bir hayatı kurtarırsa, it would be as if he saved the life of the whole people. O da sanki bütün insanların hayatını kurtarmış gibidir. Then, although there came to them, sonra onlara gelmesine rağmen, our messengers, bizim resullerimiz, with clear signs, açık işaretlerle, ayetlerle, aslında ayetle beyinat var. Ayet değil de beyinat var. Onun için büyük harflerle yazmış. Neden yazmış onu? Ama evidences dedik biz mesela. O daha bir beyinat gibi. Açık deliller, kanıtlar anlamında. Bu ayet gibi olmuş. Ama niye C ile S'yi büyük yapmış onu bilemedim. Yet, buna rağmen, even after that, hatta bundan sonra açık beyinat gelmesine rağmen, many of them continued to commit excesses in the land. Onlardan çoğu yeryüzünde haddi aşmayı sürdürdüler. Muhammed Esed mealine bakalım. Because of this, bundan ötürü, did we ordain unto the children of Israel, İsrail çocuklarına biz hükmettik veya emrettik. Tabi yazdık ifadesi de bu arada kaybolmuş. If anyone slays a human being, herhangi bir kimse bir beşeri katlederse, unless it be for murder, cinayet için olan hariç, parantez içinde in punishment, ceza olaraktan, or for spreading corruption on earth, yahut yeryüzünde fesat çıkarmak için olan hariç, it shall be as though he had slain all mankind, sanki o bütün insanlığı katletmiş gibidir. Whereas if anyone saves a life, aynı şekilde bir kimse bir canı kurtarsa, ayetteki fiiller maziydi. Yusuf Ali de mazi olarak onları İngilizce'de meallendirdi. Ama Muhammed Esed bunları geniş zamanlı kurmuş. It shall be as though he had saved the lives of all mankind. Sanki o bütün insanların hayatlarını kurtarmış gibidir. And indeed there came unto them, elbette onlara kesinlikle geldi, our apostles, bizim peygamberlerimiz, halbuki ayette Resuller ifadesi var, with all evidence of the truth, gerçeğin bütün belgeleriyle, evidence daha iyi olmuş bence beyinat için, yet, buna rağmen, behold, notwithstanding all this, many of them go on committing all manner of excesses on earth. Bunları yerine getireceğine, onların çoğu gerçekte, haddi, yeryüzünde haddi aşmaya devam ettiler demiş Muhammed Esed mealinde. Son olarak Habib Şakir mealine bakalım. Bilmiyorum ama sanıyorum Yusuf Ali herhalde hep ilk sırada o duruyor. Belki o olabilir. Belki ondan daha eskisi olabilir. Muhammed Habib Şakir mealine bakalım. For this reason, bu sebeple, did we prescribe to the children of Israel, İsrailoğullarına yazdık, that whoever slays a soul, kim bir canı katlederse, unless it be for manslaughter, bir kimsenin katli dolayısıyla olan hariç, or for mischief in the land, yahut yeryüzünde fesat için olan hariç, it is as though he slew all men,
sanki bu o bütün insanlığı katletmiş gibi olur. And whoever keeps it alive, kim de onu canlı tutarsa, canlı tutmak, yani canlı kalmasını sağlarsa demiş. Yukarıdakiler kurtarmak dediler. It is as though he kept alive all men. Sanki o bütün insanlığı kurtarmış gibidir. And certainly our messengers came to them. Ve kesinlikle bizim Resullerimiz onlara geldi. With clear arguments, açık argümanlarla, belgelerle. But even after that, buna rağmen geldikten sonra, many of them, onlardan çoğu, certainly act extravagantly in the land. İsraf tarzında aksiyon üretmeye, icraat yapmaya, davranmaya yeryüzünde devam ettiler. Demiş Habib Şakir mealinde. Böylece mealleri tamamıyla okumuş olduk. Şimdi meal dosyamıza geçelim. Beşinci sure. Otuz ikinci ayet. Ayeti alalım. Şuradan. Min ecli zalika. Şundan ötürü bu velikeye bugüne kadar hiç şu diyemedik. Çünkü şundan deyince burada bir önceki ayette geride bıraktığımız sahneden değil de daha ötedeki bir şeyden ötürüymüş gibi anlaşılıyor. Yani Türkçe'de biraz daha uzağa gidiyor sanki. O yüzden bundan ötürü dedik. Şimdi hep bundan ötürü diyeceğiz. Bir önceki ayetten hemen sonra bundan ötürü, bu yüzden bundan deyince geriye doğru geliyor, şundan deyince ileriye gidiyor. Yani Türkçedeki bu şundan Arapçasıyla aynı yere işaret etmiyor. Dolayısıyla oraya şundanı koyunca bu kez okuyucu başka bir yere gidiyor mana olarak. Ama aynı o zaman kaçınamıyorsa, bir şey demeyeceğim de, eğer bir metodunu bulacaksa, yani sadık kalacaksa, evet, o yönlerine biz kullanalım. Şimdi, orada düşündüğümüz şu. Ayet burada, yani oradaki velike ile neyi işaret ediyor? Bir önceki sahnede Kabil'in kardeşini defnettikten sonra ki katlettikten sonra içine düştüğü sıkıntı defnettikten sonra da nadimlerden olması. Biz kötü bir sahne vardı. Şimdi orada oraya dönen bir ifade var. Bizim Türkçe'de aynı işaret ismini kullandığımızda o işaret ismi aynı işlevde değil. Başka bir yere götürüyor. Şimdi biz okuyucuyu tam ayetin ifade ettiği şeye taşımaktan ziyade kendi elimize uzaklaştırmış olacağız. Halbuki deminki örneklerde ayetin ifadesi bu olduğu halde, bunun Türkçe'de söylenecek hali varken, tam da Arapçasındaki gibi anlaşılacakken, o anlam üzerinden, yani biraz daha yorum düzeyinde bir şey oradaki farklılık. Bu sefer başka bir açıklamayı, başka bir ifade biçimini oraya getiriyor. Biraz farklı şeyler gibi geliyor bana bu. Yani bunun biraz daha ötesi varsa o da hiç tercüme yapmamak. Yani çünkü tercüme yaptığınızda da aynı şeyi yapıyorsunuz. Maksadınız oradaki kelimeye karşılık Türkçedeki en yakın kelimeyi mi bulmak? En yakın anlama götürecek kelimeyi mi bulmak? Eğer anlam üzerinden bakarsanız burada
Bundan biz tam bu, böyle bir yerde bu yüzden diyoruz. Hiçbir zaman böyle öncesi söylediğimiz bir olaya atıfta bulunurken şu yüzden demiyoruz. Dolayısıyla da biz burada şu yüzden dediğimizde okuyucumuz şu diye deminki olayı değil başka bir yeri arayacak. Bunun mesela şöyle örnekleri de oldu bizde. Ayette bir kelime var. Türkçe'ye de geçmiş. Bir fiil, bir isim. Ama Türkçe'ye geçerken bu kelime başka bir anlamda geçmiş. Nefistek gibi. Başka daha orijinal örnekler de vardı. Bambaşka bir manada burada. Şimdi ayetteki o kelime, ayette de geçmesine rağmen Türkçe biz onu ifade ederken o kelimeyi kullanamıyoruz. Çünkü anlamı aynı anlamda değil. Ama demin ya bahsettiğiniz şey de anlamdan kaçma vardı. Biz ise anlamı peş... Böyle deyince sanki çok biz şeyi o öne çıktı. Ya ben metotlaştırmaya çalışıyorum da en azından ilk önce şeye sadık kalmak. Okuduktan sonra herkes kendi yorumunu az çok yapabiliyor. Evet. Ben de mümkün olduğunca şey yansıtmaya çalışıyorum. Doğru kelimeleri, orijinal kelimeleri evet. Mümkün olduğunca kullanarak. Siz de buna evet. Özellikle dikkat ediyorsunuz. Benim de anladığım da bu. Evet. Fakat şimdi burada bunu konuşup şu yerine bu deyince İşte bu da anlamak gerekiyor. Yani yansıtma bu oluyor aslında. Evet. Yani çünkü anlam bu. Siz çok haklısınız ama çok savunması da biraz güç ama gerçekten tam da anlamı böyle gerektirdiği için yapıyorum diyeceğim. Belki ötekiler de işte biz de anlam için yapmıştık diyeceklerdir şimdi ama bilmiyorum aradaki farkı böylece izah ediyorum. Yani hatta ben de bu yüzden demek lazım. Arkadaşımız diyor ki hocam usulse usul. Yani sonuna kadar usulse evet. Ya. Anlıyorum. Durduk. Yani bu teoriyi madem temelde kurdunuz inadına son ana kadar kovalayın bunu dediğiniz yerde biraz biz bir adım önce durmuş olduk burada. Niye? Çünkü şundan diyor, Türkçe'de de şu var ama Türkçe'de şu aynı işlerde değil. Ben yine şu diyeyim, ne anlaşılırsa anlaşılsın diyebilirsiniz. Dediğiniz yerde okuyucunuz şu'dan ayette sizin Arapçasından anladığınızı mı anlıyor? Yok, başka bir şey anlıyor. Bunu nasıl geçeceksiniz? Geçemediğimiz şey bu. Ama mealcinin yaptığı ise ayette وَمَنْ اَحْيَاهَا var. Kim hayat verirse var. O da bunu biliyor kim hayat verirse olduğunu. Ama ayetteki bu anlam aynen söylenirse başka bir yoruma yol açacak diye bu kez ayetteki anlamı başka türlü ifade ediyor. Yani ikisi birbirinden farklı şeyler gibi geliyor bana. Bundan ötürü min ecli zalika mesela tilke ummetun kad halet diyor Cenab-ı Hak. Bir ümmetten bahsetmiş. Sonra diyor ki, bunlar bir ümmetti, geldi geçti. Aslında Arapça'da orada şunlar diyor. Biz şunları koyduk, ilk başımıza bu ile şu ayrımı orada gelmişti. Şuyu koyduk, olmuyor, okuyoruz. Şunlar hep sırada bir sonraki ayette gelecektekiler gibi anlaşılabiliyor. Demin bahsettiğimiz kimseler şeklinde anlaşılmadığından göz göre göre tilke ifadesinin yerine gittik orada bunlar dedik. Bundan ötürü min ecli zalika ketebna ala beni İsraila. İsrail oğullarının üzerine yazdık ki kim bir canı bir can olmaksızın katlederse can diyecek kişi cümlemi bir şey yapayım bundan ötürü İsrailoğullarının üzerine yazdık ki kim bir canı bir can olmaksızın katlederse bir can olmaksızın yahut yeryüzünde
fesat çıkarmak olmaksızın katlederse فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Bu durumda sanki bütün insanları katletmiş gibidir. Evet, birinci durak bu. Bundan ötürü İsrailoğullarının üzerine yazdık ki kim bir canı bir can olmaksızın yahut yeryüzünde fesat çıkarmak olmaksızın katlederse bu durumda sanki bütün insanları katletmiş gibidir. Hocam ilk soru sizdendi. Neyi sordunuz? Ya iki harften oluşan bir şey. Onu oraya koyduk ki şeyi yürüyelim. Arapçasında enne var. Orada enne yazdık, neyi yazdık, neyi yazdığa geçerken Türkçe'de ığını gibi şöyle ifade edebiliriz. Ki'den kurtularak daha bir ayettekine benzer şekilde bu kalsın burada. Gını şeklinde birleştireceğiz. Yani yan cümleciyi önceki bir fiile tümleç yapacağız şimdi. Şu gını yazdık. O enne iyi koyalım oraya. Kim bir canı bir can olmaksızın yahut yeryüzünde fesat çıkarmak olmaksızın katlederse bu durumda sanki bütün insanları katletmiş gibidir. Ri İsrailoğullarına yazdık. Katletmiş olacağını ama gelecek zamanın değil olduğunu diyelim. Katletmiş gibi sanki bütün insanları katletmiş gibi olduğunu oğunu var ya yukarıdaki ennenin şeyi yazdık. Şimdi bu da burada durmaz Türkçe'de yukarı geçmek ister. Onu da yukarı taşırsak siz o ki'ye çok şey diyeceksiniz. Razı olacaksınız. Göbekli bir şeye dönüşecek şimdi. Bundan ötürü yazdık ki derken bir şart cümlesi gibi olmuyor. Şart cümlesi. Yok. Neyi yazdığına geçiş için kullandım onu. Dedim ki bir daha buraya oturma. Bak o ki ile bir daha buraya oturma direktifini dedim. Ne dediğimi ifade ettim. Yazdım ki bak bir daha bana mektup yazma. Bak yazdım ki diyor ondan sonra sanki neyi yazdığına dair şey açıyor. Bir ki ile ki gibi basit bir kelimeyle. Enne de burada onu görüyor. Ama ennenin Türkçedeki tam işlevini gören işte cümlelerin sonuna koyduğumuz ğını, ğini bir daha yapmaması gerektiğini söyledim. Gerektiğini var ya orada ğini. Bir daha yapmaması gerektiğini söyledim. Enne onun gibi. Öyle yapmak istersek şöyle olacak. Bundan ötürü buraya alacağız. Kim bir canı bir can olmaksızın yahut yeryüzünde fesat çıkarmak olmaksızın katlederse bu durumda sanki bütün insanları katletmiş gibi olduğunu İsrailoğullarının üzerine yazdık. Bu İsrailoğullarının üzerine yazdık. Burada da durmayacak çünkü yazı devam ediyor. Dolayısıyla bizim çoğu zaman tercih ettiğimiz biraz Arapçadaki kalıba yakın olsun diye parçacı ilerleme bu durumda bozulmuş oluyor. Hele bir de en sona kaldığında kişi baştan okuyacak daha. Bundan ötürüden sonra bir cümle okuyacak. Sonra bir cümle daha okuyacak. Uzun uzun. Sonra da bunları ığını üzerinden İsrailoğullarına yazdık görecek. Çok göbekli bir şeye dönüşecek. Eğer böyle yapalım ama diyorsanız bu da olur. Bundan ötürü kim bir canı bir can olmaksızın yahut yeryüzünde fesat çıkarmak olmaksızın katlederse bu durumda sanki bütün insanları katletmiş gibi olduğunu
İsrailoğullarının üzerine yazdık. Ki de yok burada. Tabii artık o ki. Yukarıdaki nasıl? Bundan ötürü İsrailoğullarının üzerine yazdık ki kim bir canı bir can olmaksızın yahut yeryüzünde fesat çıkarmak olmaksızın katlederse bu durumda sanki bütün insanları katletmiş gibidir. وَمَنْ اَحْيَاهَا. Bu bölümle ilgili başka bir şey yoksa devamını yazayım. وَمَنْ اَحْيَاهَا. Kim de hayat verirse, kim de ona hayat verirse, zamir de var orada. Kim de ona hayat verirse, فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Bu durumda sanki bütün insanlara hayat vermiş gibidir. Efendim? Kim de hayat ona verirse. Kim de ona hayat verirse. Evet, alayım şimdi onu. Kim de ona hayat verirse bu durumda sanki bütün insanlara hayat vermiş gibidir. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. Hem onlara Resullerimiz beyinat ile, bunu herhalde beyinat şeklinde yazıyorduk ve dipnot atıyorduk galiba. Hem onlara Resullerimiz beyinat ile kesinlikle gelmiş geldiler de geldiler de وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ. Geldiler. ثُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ. Sonra onlardan çoğu, bundan sonra, بَعْدَ ذَٰلِكَ, bundan sonra, yani gelişine rağmen, gelmiş olmasına, sonra onlardan çoğu bundan sonra yeryüzünde tümeyne kesiran minhum ba'de zalika fil ardı la musrifun. Bundan sonra yeryüzünde fesatçı oldular. Bunu alttakine de monte edersek, çok şey oldu. Tamam, o zaman kaldırıyorum. Öneri sizden geldiydi. Bakalım şimdi meale başından itibaren. Bundan ötürü İsrailoğullarının üzerine yazdık ki ketebne ala ben İsraila. Üzerine kaldırsak daha iyi olur. Ayağı olur. Tamam. İsrailoğullarına dersek alay karşı. Ha, İsrailoğullarına yazdık ki. Peki. İsrailoğulları A sesi Türkçede böyle bir yardımcı fiil galiba. Tabii. Masaya koydum diyoruz mesela. Bu eşittir masanın üzerine koydum. İngilizce de aldı teyit oluyor. Tabii ki. Onu da. Türkçe de böyle ama. İngilizce de böyle, Türkçe de böyle. Evet. Can bundan ötürü İsrailoğullarına yazdık ki. O çiğne noktanın ötürüler soruyor mu hocam? Yani üzerine koyduğumuzda ayetle daha bir mutabakat var. Peki bir başka soru. Okuyucuyu anlamsız bir şeyle mi karşı karşıya, yani getirmiyoruz. O zaman biz sanıyorum bu üzerineleri hep koyduk herhalde. Yani şundan ötürü koyduk, zararı yok. Bizim bilmediğimiz bir şeyi kaçırabiliriz. Üzerineden ala ile gelen bir belki ayrıntı vardır. Mesela hocam şu ayette biz ona çok dikkat ettik. Vela hakkün aleyhim vela yeselune. Onların üzerine bir korku yoktur, üzülmezler de. Orada özellikle alayı koyup yani korku üzerine çökmez gibi de Allah-u Teala. Yani ben A sesiyle
alaya benzer bir durumun Türkçe'de olduğuna da kaniyim. Ama üzerine iyi yazdığımızda Türkçe büsbütün bozulup veya okuyucuyu anlaşılmaz bir şeyle karşı karşıya getirmediğimiz zaman tercih edebiliriz. Nitekim bugün meallerde kullanılan pek çok şey vaktiyle Arapçadan Türkçe'ye geçmiş. Artık bugün kabul edilmiş. Dolayısıyla belki vaktiyle üzerine yazmak şeklinde alınsaydı şu an biz onu rahatlıkla kullanıyor olacaktık. Üzerine yazma denince böyle ilahi iradenin kişiye bir yazgısı, hükmü falan gibi de değerlendirecektik. O sebeple belki şu an için biraz yabancı ama bir Türk okuru okuduğunda bunu veya Türkçe bilen biri okuduğunda sorun çıkar mı, sorun yaşamayacaksa biz yine ayetteki gibi yazalım. Bundan ötürü İsrailoğullarının üzerine yazdık ki, umarım kimse sırtına yazdık gibi anlamasın. Bundan ötürü İsrailoğullarının üzerine yazdık ki, kim bir canı, bir can olmaksızın yahut yeryüzünde fesat çıkarmak olmaksızın. Can kelimesi Arapçada yok mu hocam? Bugün Arapçada geçiyor. Hani biraz önceki teori arkadaşın itiraz yönteminden itiraz ediyor. Evet. Can kelimesi nefis kelimesinin karşılığı değil. Evet. Nefis karşılığı kelimesinin karşılığı Türkçe'de kişidir. Nefs. Şimdi nefs karşılığı değil, o deforme olmuş. Başka anlamda. Tamam, onu anlamını siz veriyorsunuz. Ben belki nefs kişi olarak düşünüyorum. Siz düşünüyorsunuz ama genel Türk milletin, Türk milletin kadını da yanlış oldu. Ne diyelim? Türkiye'lilere seslenen bir meal değil mi bu? Evet. Türkiye'liler ne anlar? Evet. Onu düşünüyoruz lazım. Şimdi can kelimesi Arapçada ben hatırlayamadım şimdi. Yani ayrıca bir can var mı? Bilmiyorum, sor. Ben de hatırlamadım. Can deyince nefis aklıma geliyor. Yani Arapçadan geçme ama Arapçada böyle bizim kastettiğimiz anlamda olmayabilir. Yok, Arapçada can bildiğim bir kelime değil. Can. Hocam Rahman suresine geçmiyor mu can kelimesi? O can, cin anlamında o. Bu yani canlılık ifade eden can, bu biraz İngilizce'deki Hazreti Yahya'nın adı var ya, onun gibi yani hayat sahibi can, Arapçasıyla da Yahya. Onu çağrıştırıyor bu can kelimesi. Canlı anlamda, hayat sahibi olan kişi anlamında. Ama şimdi nefs kelimesi cansızlara kullanılmıyor mu? Nefs kelimesi cansızlara kullanılmıyor mu? Öyle taşlarlardır ki siz onları cansız zannedersiniz. Onun için sular pışkır. Bu ayette geçiyor. Eğer mesela bir araç olsa, bir eylem yapsa, araç kendiliğinden çıktı diyecek olsa mesela, kullanır orada o kelimeyi. Yani bu anlamda belli ölçüde bir kişiliğe kavuşur, kendiliğinden şeyi sahip olursa. Biz bu nefs kelimesini daha önce baştan sona inceledik ve en makul olarak kişi olduğunu düşünmüştük. Kişi kullandık hep. Ancak mesela ennen nefse bin nefsi. Kişiye karşılık kişi dediğinizde hiçbir problem olmuyor. Kişiye karşılık kişi. Ama biz onu cana karşılık can deyince Türkçe'de daha bir oturuyor'nun cazibesine galiba kapıldık. Burada da aynı cazibeye kapıldık. Çünkü cinayet var ya, canını alma, öldürmedeki yani bir cana kıyma şeklinde. Ama sizin bu dediğiniz soru da beni biraz düşündürüyor. Biz bir cana kıyma deyince bir hayvanın canına kıymayı da orada, yani o da canlı sonuçta. Ama Kur'an burada nefs ile kıyma deyince kişiyi kastediyor diye düşünüyorum. Yani zat gibi orada. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Düşünelim sonraki derse, belki onu kişi yaparız. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا وَاخْطَأْنَا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.